Yarı takipçiler videoyu izleyen diyor ki ben hangi klimayı almalıyım? Klimam az yaksın ama çok güzel soğutsun ve içindeki yedek parçaları en azından güvenilir yerde bulayım. Acaba klimanın içindeki parçalar nasıl, iyi mi kötü mü, hemen size gösteriyorum. Bakın, green klima. Green. Rengi de gri, kendisi de gri. Şimdi içini göstereceğiz size. Beraber. Bak şimdi. Gelin. Böyle videoyu hiçbir yerde göremezsiniz, bilginiz olsun. Açıyorum şu an klimanı. Örnek klima aldınız ya, green klima. Bakın şimdi, ben normalde klimacı, normalde değil, hiçbir şekilde klimacı değilim. Klima satış profesörü. Antalya'nın değil, Türkiye'de birincilikle, müşteri memnuniyetinde birincilikle gelen Antalya klima profesörü Ayhan Ceylan. Kendi evime takılmış gibi taktığım için öyle. Allah razı olsun. Yani. Ankara'ya geldi. Ankara Hacettepe Üniversitesi'ne geldi. Bakın şimdi. Bazı isim vermeyeceğiz. I don't know. Ya İngilizce'de ne demek? Yani diyor ki Fatih, gerizekalılık yapma oğlum. Bazı klimaların şuradaki görmüş olduğunuz bunlar bakırdır. Şimdi soruyorum. Bakır mı daha pahalıdır? Alüminyum mu? Bakır daha pahalı. Bakır altından daha sonra bakır gelir zaten. Altından sonra bakır. Bakın. Green klima. Bunların her bir borularını bakır yapmış. Şuraya bakın, şuraya kadar. Buradan yani içeriden yani. De mi öyle? Yok, o üzerindeki giydirme alüminyum. Ama buradaki şey, içinde dolaşan bakırdır. Gördüğünüz gibi komple bakır. Ben öncelikle green klima sahibi kimse, İsimlerini bilmiyorum. Buradan bu çalışan green klima ailesine 100.000 kat sefer teşekkür ediyorum bir. Öncelikle de sakın şöyle bir yalamalık yapıp altına yorum yazmayın. Kaç para aldığında klimayı bedava mı getirdin oğlum? Bizim hayatımız beleşçilik değil. Biz doğruyu savunuyoruz. Kalıbının adamı, bak bazı adamlar vardır kalıplıdır, kalıbın adamı değildir. Bazı klimalar vardır kalıplıdır ama kalıbının adamı değildir. İsim, marka vermek istemiyorum. Şimdi bu klima hakkında benim net bir bilgim yok. Klima profesörü, yedek parçası nerede? Bu ne malı? Yetkili servisi nedir? Şimdi Ayhan Ceylan evet. Bir anlatsın. Bu klima ne malı? Millet şimdi soruyor Fatih Usta, bu klima ne malı? Elektrik ne kadar yakıyor? Çok pahalı serilerin üretildiği bir fabrika. Yani üretici firma. Yani nasıl anlatayım size? Şu andaki Türkiye'de aldığınız en pahalı serisinin bazı modeller hariç, yani Japonya hariç, bunlar Çin ama D ile başlıyor mesela. Onların en pahalı serisini gri üretiyor fabrika. Sen mesela bir fabrikaya gideceksin. Tamam. Ama ucuzundan pahalısına kadar şey değişiyor. Çok yaşadı de belki erken ölürüm. Çok. Allah razı olsun. Evet. Mesela Fatih Bank diye bir klima çıkartacağız. Paramızı alıyoruz, griye gidiyoruz. Bu üretici firma. Bakın, duydunuz mu? He. Yani parası olan adam, örnek şimdi benim param var. Fatih Bank diye klima çıkartacaksın. Evet. Gri fabrikası, laboratuvar zaten gri fabrikası. İsmi bu. Bu adamlar böyle mi gerçekten? Tabii öyle. Ya isimlerini söylememize mahsur var mı? TLC mi green? TLC bizim dispiratörümüz. TLC dispiratör. Evet. Ha. Çok... TLC dispiratörü zaten seninle. TLC klima diye geçiyor. Ha. Benim patronlarım onlar. Patronları, bakın buradan Ayhan kardeşimin patronlarına çok çok selam söylüyorum. İsimlerini söylememize bir mahsur bir var mı? Yok. Kim bunun? Sema Hanım. Sema Hanım'a gerçekten böyle bir inspiratör olduğu için 100.000 kat kere bir teşekkür ediyoruz. Müdürünüz, genel müdürünüz vardır değil mi? Kim? Servis müdürümüz var. Servis müdürünüz ismi nedir? Okan Bey. Servis müdürü Okan Bey. Bir biliyorsunuz herkese müdür denmiyor. İşte müdür var, müdürcük var, müdür var. Gördüğünüz gibi nasıl bir güzel bir kaliteli firmada çalışıyor. Nasıl bir güven veriyor. İşte ülkemize böyle müdürler, ülkemize böyle firma sahipleri lazım. Sema Hanım o zaman çok genç girişimci bir kadın. Girişimci değil, çok eski Mitsubishi elektrik dispiratörlerinden eski. Sektöründe bir kaçıncı yıl? Bayağı var. Bizi benden daha çoktur. Abisiyle beraber yapıyor, benden daha çoktur. 30 yılı vardır o zaman ya. Vardır. Helal olsun. Şimdi bu bizde şey de önemli, bunda disiplin de önemli. Mesela bu ürünü ben, sen klima alıyorsun ama mesela bir parçası elektrikten dolayı bozuldu. Evet. 2 gün içinde gönderiyorlar. 2 gün içinde Parçayı ve takıyorum hemen. Yani garanti, 6 yıl garantili bir makine. 2 yıl, 1 gün içinde montajını yapıyorum. Yemin billahi diyorum. Tabii. Böyle bir fabrika sahibine. Ve şikayetimvar.com'dan mesela bir klima alacak olanlar araştırabilir. Şikayetimvar.com'da en düşük seviyede, yani ufacık böyle su akıtma falan olabilir. O da tesisatlarda oluyor. Tamam. En düşük seviyede bu şu anda. Bakın,
Ben ismini telaffuz etmek istemiyorum. Ben yanlış anlama. Kimin zoruna gidiyorsa gitsin o firmayı sevmiyorum. Çünkü oraya at hırsızı da yazıyor. İyisi de yazıyor, iti de yazıyor, çakalı da yazıyor, güzel insanı da yazıyor. Ben öyle bir .com diye bir şeyi tanımıyorum. Beni bayağı şikayet etmişler. Bazı namussuzlar. Lan sen kimsin, beni şikayet ediyorsun. Benden hizmet almamış usta. Benden hiçbir şekilde hizmet almamış, oraya yazmış. Bunları da söylemek istemiyorum. Bilginiz olsun. Benim hesap vereceğim bir Allah var. Başka kimse yok. İşimi senin, doğru... Senin dürüstlüğün yeter. Estağfurullah. Evet. Ben dürüst olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Tabii bu dürüstlük de parayla oluyor öyle. Parasız o olmuyor. Param var ki bir dürüst oluyorum. İşin şakası bir yana. Şimdi bu klimayı millet evine aldı. Örnek. Evet. Arda paraya bastı. Seni uçakla getirtirdi. Bu karavanı buraya kurdurtturdu. Ankara Üniversitesi'nin içine. Evet. Bu 15.000 B-tülük bir klima. Bu klima ne kadar ceyran yakıyor? Bizim halkımızın en çok merak ettiği cümle. Şimdi, klimayı alsak ne kadar yakar la başkan? Allah'ıma dedim oğlum, elektrik parasından vallaha duramıyoruz. Bizim için önemli olan şimdi, ucuz öyle, olsun, az yaksın ama binayı mahalleyi soğutsun. Şimdi, bu soru çok önemli. Bizde şey önemli, metrekare önemli. Metrekare dengesiz bir metrekareye bir küçük klima alırsan çok yakar. Ama bir klimacı... Usta profesyonel birisine sorduğun zaman, metrekareyi söylediğin zaman, izolasyonun var mı vesaire var mı dediğin zaman, o sana hesaplar, sen bunu alacaksın der. Yani 15 binlik. Biz buraya 9'luk da yeterdi ama senin burada kahve makinenin bir ütüsü var. Yani bir ısı üretiyor. Evet. Küçük kahveler var. İçeride 4-8 tane dolap var. Buzdolabı. Evet, evet. Onlar da bir ütü üretiyor. Evet. Biz bunun üzerine metrekareyi de koyuyoruz, hesaplıyoruz. Ondan sonra klima veriyoruz. Abi ya buraya 9'luk yeter diyenler de var. Evet. Ama... Bu, sana yeter ama makinenin ömrü biter. Çok güzel. Buradaki Ayhan'ın demek istediği net olay şu. Hani örnek evinize aldığınız salonun belli bir kurtarma kapasitesi var. Diyor ki bu salon 12 binliği kurtarır. Sen 12 binliği kaçıp ya 9 binlik al dersen bu sürekli koşacak yorulacak. Ara sıra dinlenmesi için büyük klima al. Anında soğutun yani anında bir girsin. 1000 lira 2000 lira bir fark var ama evet. Bilmiyor ki adam 9'u çalıştırıp da 1000 lira, 2000 lira daha fazla. Kartımızı inceleyelim. Gidelim. Bu evet. Kompresör, bakın değerli takipçiler, içinde gördüğünüz kompresör, invertör. Yani Green'in kendi ürettiği şey, kompresör abi. Helali hoş olsun. Gördüğünüz gibi klimaya bakın, şeffaflığa bakın. Güzelliği kendiniz gözlerinize gördünüz. Bu fanlar 24 volt çalışıyor abi. Bakın 220 ile değil, 220 daha fazla ceyran yakıyor. 24 voltla yakması size bir elektrik olarak avantajı var. Kompresör kaçta çalışıyor? O da 170 volta kadar düşüyor. 170 volta kadar düşüyor. Yani ilk etapta pırrrr diye çalışıyor ama soğutmaya göre zaman tık 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 kademe kademe düştükçe elektrik saati de üşüyor. Onun için klima alacak olanlar beni aramayın. Şimdi beni arayacağım, ben sana ne anlatacağım. Ayhan Ceylan arıyorsunuz. Telefon numaranı buradan ver de reklamın kralı olsun. Sıfır kaç? Yok buluyorlar abi, senden buluyorlar. Ha, hareketlere bak, artistliğe bak, helal olsun. Senden buluyorlar. Biz zaten altına telefon numaramızı yazacağız. Klimamızı da gördük değerli takipçiler. Aklınızda olsun. İster alın ister almayın. Umrumda değilsiniz. Ne gibi? Ben bilgiyi koydum. Param var. Yok. Araştırmayı sevenlere eğer bu şekil... Bakın dünya genelindeki bütün fabrika sahipleri, bütün fabrika müdürleri, bütün argeciler, bütün yetkililer, bütün aklınıza gelecek kim olursa olsun. Eğer bu şekil mantıklı tane tane böyle toplu yine ucuna kadar anlatanı görün, bu mesleği bırakmasam namerdim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Klimanın iç kısmını göstermiştik. Bu da sizin dış kısmını göstermiştik. Bu da iç ünitesi. Bakın tornavidanın ucunu dokunduğum yeri gördünüz mü sarılığı? Evet, orası bakır. Yani şunlar da bir bakır. Ayhancığım şunları bir tutma imkanı olabilir mi? Şimdi klima sektöründe nasıl bir sahtekarlık var onu da anlatacağım. Bakın filtreyi çıkartıyorum. Tamam. Şunları gördünüz mü? Şunlar üstüne baktığınız zaman alüminyum. Gerçekten alüminyum. Ama içindeki bakın şu boruyu gördünüz mü? Sarı boruyu gördünüz orada. O sarı boru yani şunun... Üstündeki kaplama alüminyum ama içindeki bakır. Bunların alüminyum olanı da var. Bir. İkincisi en büyük sahtekarlık. Abi yanlış anlama da uran çapsın Allah'ıma dinime uranıma namusuma. Senin klima borun, tesisat borun. Metre çok önemli. Metresi çok pahalı ve biz bakır kullanıyoruz. Genelde siz şu bakır kısımları görüyorsunuz ama geri kalan şuranın içi komple alüminyum. Doğru mu usta? Evet abi. Bakın
Bakır. Bakır boru. Ve özellikle klima sektöründe en büyük konuşulan yalanlar abi, metresi yani para. Şimdi müşteri şurayı görüyor aslında. Yani ona dikkat etmeniz lazım. Şu uçları bakır. Şurada şöyle bir 50-60 santim sonra ek yapılmış oluyor zaten. Fabrikasyon bir değil mi? Kaynak. Yok kaynak yok. Çakma, ya. Yapıştırma. Ha, bak bak bak, anladım. Yani sen burayı görüyorsun. Bakır. Senin gördüğün kısım bakır. Ama şu kısımdan itibaren alüminyum içine yapıştırılmış. Fabrikasyon bunlar. Orijinal. Evet, fabrikasyon. Fabrikasyon. Siz şu gördüğünüz bakırı görüyorsunuz ama şu beyaz kaplının içi komple alüminyum. Ama size komple bakır boru çekiyoruz deniliyor. Bazıları öyle diyor. Yani diyor. Bazıları yani öyle. Ben çünkü gidiyorum mesela müşteriye. Ya diyorum abi, diyor bunu ekleyelim terasa koyalım motorun diye, bir bakıyorum. Alüminyum abi boru, bunu ekleyemem. Ya oğlum ben, öbür klimacı bana diyor bakır da verdi diyor. Açıyorum cart diye önünde. Abi alüminyum. Ondan sonra birbirimize meslekte kötü oluyoruz. Yani bu oluyor sadece. Halbuki bizim şey, yani bakın abi, bizim tamir, çamaşır makinesi, buzdolabı, kombi tamiri camiasında bütün meslektaşlar tertemizdir, pırıl pırıl. Herkes, kimse birbirine atmaz. Pırıl pırıl iş yaparlar. Öyleyizdir biz. Pardon, kendime dur, geldim. Dur, dur abi, kendine gel, kendine. Tamam, kendime geldim. Yani bizim istisnalar hariç %10'umuz, %20'miz hariç %80'imiz yavru yavru huma kuşu yükseklerden uçarsın. Anlamı ne demek istedim? Anlatabilir. Bak bak bak, kablo soyma hareketine bak. O hareketi bir daha bir yapsana bir ya. Abi bir daha aynı yerden geçelim. Sonra. Ya çok artist ya. Ya biraz. Ya şöyle bak abla. Bazılar kovayla gidiyor. Osmanlı'da arkadaşım var. Şöyle görüyor musun takımlarımı? Bazıları klima tamir neyle gidiyor? Kovayla, kovayla. Yoğurt kovasıyla gidiyor. Ya abi diyor, yoğurt kovası bak, görüyor musun abi diyorsun. Bazı müşteri geliyor. Benim eve geldiler diyor. Yanlış anlamadı, senin işin var diyor. Ben fotoğrafı çektim diyor. Fotoğraf çekti, bana attı. Ama yanında değil. Dükkandakinde yoğurt kovasıyla gelmiş diyor. Takım çantası yoğurt kovası. Sen diyor şey yaptın diyor. Çok beğendim ben diyor. Adam oturdu, benimle kahve içti. Gel, ama yoğurt kovasını yaptırdı. Ayhan Ceylan'ın takım çantasının içine bak. Şu takıma bak. Şu düzene bak. Bak. Dur. Gel şöyle usta. Tertibe bak. Düzene bak. Aynı ben. Bak bu da Fatih abinin hediyesi bana. Ay yok, kıyamam kıyamam kıyamam. Allah razı olsun. Kendim bir takım buldum bir yerde. Hoşuma gitti. Ama yanlış anlamayın, istisnalar hariç. Yani cümleyi şöyle tenzih ediyorum. Karakteri, kişiliği, haysiyeti, şerefi, doğruluğu, düzgün adama bunlardan hediye ettim. Dedim ben de böyle 10 kişiye gönderdin abi. 10 kişiye bir gönderdim. Hoşuma gitti dedim. Yani sevgi paylaşıldıkça çoğalır. Para paylaşıldıkça bok çoğalır. Asla çoğalmaz. Ben bir şey var ya, çok şaşırdım. Yani o lan bu dedim, bu adam niye gönderdi bu hediyeyi? Bunu mu? Ha. Ondan sonra baktım. Ulan değişik bir şey. Daha ilk defa çıkıyor o zaman. O ilk çıktığı zaman gönderdin sen bize bunu. Tabii. Ulan dedim, biz makineyi sokamıyoruz. Buna makineyi takıyorsun, çevirtiriyorsun. Tornavidayı sokmaya örnek çalışıyorsun. Örnek bir bakın, değerli takipçiler. Şurada örnek bir vida bir var ya. Bazen tornavida oraya girmiyor. Şöyle yapıyorsun. Şöyle yapıyorsun, gidiyor. Tırrrrr çarjı da bir yapıyorsun. Sonra ne hissetti? Abi bazı yerlerde kullanıyorum böyle. Aklıma sen geliyorsun yine. Ama çok darıldım, çok bozuldum. Tornavidayı kullanınca sadece aklına geliyorum. Yok abi, öyle değil. Ya hangi şekil? O zaman daha iyi olmuyordu. Abi senin takip. Türkiye çapında takipçilerini arıyor beni, tamam mı? Aha. Ben yine kırmıyorum hani, arıyorum, konuşuyorum. Allah razı olsun. Şöyle yapın, böyle ya. Yapın. Abi diyorum, elin ayağın tornavida tutuyor mu? Sen anlatıyorsun zaten, evet, bu adamlar evet. Yapacak. Evet. Ben de anlatıyorum, tutuyor. Abi diyorum, kasayı sök. Abi daha önce kapak söktük ya. Evet evet. Onun gibi kapağı sök. O bir tane kapak var, elektrikleri kapat diyorum ama ilk önce. Tamam, kapağı çarpıcı. Sök. Bir bak motor uçları yanık mı değil mi? Ha. Anladın mı? O bilgiyi de veriyorum. Helal olsun. Allah razı olsun ya. Abi ben Urfa'dan arıyorum. Eyvallah, hoş geldin. Tamam. Fatih Bank'ı seyrettim. Yemin et. Vallahi seyrettim. Bizim motor diyor. Yanık mı? Bizim motor yanık mı? Abi dedim, bak sen Urfa'dan, olmazsa Urfa'dan göndereyim klimayı diyenler de var. Olmazsa şuradan gönderem diyenler var. Ben İstanbul'dayım. Bakım
nasıl yapacağım diye soran var. Tamam, bakım videosunu alıyorum, atıyorum adama. Başına bela aldın değil mi benim videolardan bir dolayı? Ama Allah razı olsun, herkes de her müşteriyle uğraşmaz. Böyle benim müşterilerimle böyle sıkıntı derdi tasa girmeyecek. Almancı takipçilerin... Süper. Almanya'dan arıyorlar adam. Almanya'dan. Ben Almanya'dan arıyorum seni. Antalya'ya geleceğim, benim evim var. Sen Fatih Bank'ı takip ediyordum. Seni gördüm. Eyvallah amca. Ay canım benim evim. Eyvallah amca. Buyur gel. Bana klima ayarla. Tamam. Adam hani o şivede konuşuyor. Ona bir şey demiyorum. Bana klima ayarla. Süper. Geldiğinde ben yanmayacağım. Saat 11-12 olsa takacaksın. Süper tamam işte abi, ya. Tamam abi, takalım abi de. Hani helal nasıl olsun. Olacak? Şu gün geliyorum. Tamam abi. Uçaktan iner inmez bağlattırdı bana. Yemin et. Tabii. Torunlarını getirmiş, denize gidiyor. Bundan sonra Ayhan'la sanki %50-50 çalışacakmış gibi gözüküyoruz. Ben hemen ticaret hesabı yaptım. Biz de diyoruz Ebru'yla kolumuza niye bir tane Trabzon, bir Burma salamıyoruz. Reklamlardan sonra konuşacağız. Hoşçakalın.